Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün sabah yine şöyle fındık iç etmeyle başladık. Babam, annem, eşim ve tabii ki de ben. Bu üçüncü ilanımız değil mi baba? Bakın böyle babamın içine dolduruyor değil ya. Biz de üçümüz böyle olduk. Ben de sabah şimdi işten çıktım. Böyle yavaş yavaş yapıyoruz işte. Gelince zaten biz kalkıyorduk. Siz benden önce kalkmışsınız, beni beklemişsiniz. Cuma namazından sonra zaten uyuyan yok ki. Yok. Herkes ayıptan. Böyle işte dostlar. Fındık ayıklamaya devam. Hatta şöyle şurayı da göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakayım. Bayağı bir ayıklamışık, iç etmişik. İç etmediklerimiz şurada. Daha da toplayacak olanlarımız var. Evim temizleyecek. Kahvaltı yapalım yavaş yavaş. Arkadaşlar hava nasıl karardı bakın. Şöyle şu taraflar açık. Çarşı tarafına çok yağmur yağıyormuş. Bizim buraya da gelecek diye şimdi biz. Annem, hatta geldi. Çilemeye başladı yağmur. Annem çekti baba. He? Annem çekti. Pardon. Sen ben şimdi. Dur şu fındığı ben kurtarayım. Sen şimdi tut. Abi şöyle Allah Allah. Altına koyacak mı? Şunu altına koyalım yine. Bu biraz daha yükseydiyiz. Bak yağmur geldi. Buraya gelmez. İyi o. Kalıları ne yapacağız toplayacak? Pat pat da kurtardık. Arkadaşlar şimdi halılara doğru gidelim de. Hiç mi ya bak annem koymuş duruma. Hiç yağmurlu demek la bugün. Arkadaşlar çok yağmur geldi. Hemen halılarımızı topladık. Bir yere götürüyoruz. Yağmurda yatacağız işte. Baba Nadire dedim ki fındık toplama gideceğim. Özlem el bir şunu ayıklayalım şurada oturup da. Bir dur. Oğlu. Yapalım mı? Bereketini esirgemedi. Bunları da mı toplayacak? Allah. Ama havaya bakayım. Şu taraf kara. Ama şu taraf açık. Ama gelip geçici yağmura benziyor. Yaz yağmuru. Tabi ıslandı mı? Fındığı falan çürüdü topladığımız takdirde. Şimdi biz de bu yağmuru keyfini çıkaracağız. Hem yağmuru izleyeceğiz arkadaşlar. Hem de şöyle fındık ayıklayacağız. Pat patı biraz daha ileri alayım ben şuraya araya. Tamam. Oraya sıfıra kadar alamalı baba onu. Videse de aktım videse. Baba ya yemin ederim ha ya fındık topluma gidelim diye arayacağım. Bir de... Ben telefonu çaldım. Niye aramadın? Ben ne yapacağım ben? Ben dedim ki fındık toplayalım babamdan dedi. Tamam baba sana yeter. Yağmur başladı. Topladı mı? Şimdi fındıklarımızı güzel güzel ayıklayacağız.
Dağdan 10 nakliyesi geliyor arkadaşlar şu kamyonlarıyla. Günde neredeyse 10 kamyon. Günde 10 kamyon geçen mi baba? Neredeyse 10 kamyona yakın. Dağdan nakliye. Tombuluk. Şunu asıyoruz abi. Şunu da koyalım. Oraya yine ortaya koy. Ortada yavaş yavaş ayıklamaya başladım. Vallahi o toprak var ya, mis gibi koktu. Çoktan beri yağmıyordun ya. Hala yıkılmış. Tam hala havası. Toprak var ya, çok güzel kokuyor değil mi? Bu niye geldi mi kokusu? Evet, evet arkadaşlar biz yavaş yavaş şu fındığımızı böyle bu şekilde bakayım. Şöyle. İç ediyoruz. Sonundan da gurutma bırakıyoruz. Bir an önce hepimiz yavaş yavaş yapalım. Güzel giyindik şimdi. Fındık ayıklama işimizi bitirdik. Kendimizi ödüllendirdik. Abdübaşı'nın Koyulu Pazarı var arkadaşlar. Oraya şimdi gezmeye gidiyoruz hep beraber. Eşim, ben, babam, annem. Her zaman gibi durdum. Anne! Gel bakalım artık. Annem giyinemedi bir türlü. Bir de vardı ya. Aynen. Şimdi arabamıza bineceğiz. Nasip olsa yavaş yavaş gideceğiz. Bir şey alacağız mı şarjdan? Bir şey lazım mı? Bakarız. Bakarız duruma göre. Üzüm oluruz sen belki. Sen nerede aldın biliyor musun? İyi çıkmadı o. 30 lira kaldı. Arkadaşlar dün babamı da tıraş ettim. Okay. Tıraş iyi oldu ya. Tıraş güzel oldu babam bu sefer. Kafa dinlendi. He. Güzel bir şekilde tıraş yaptım. Askerde öğrendim tıraşı. Çok böyle kademeli değil de. Yine elimden geldiği kadar yapıyorum. Şimdi hep beraber gideceğiz. Bakın yağmur yağıyordun. Hava açtı. Güneş geldi yine tekrardan. Köyümüzün ekmekçisi de geldi ekmek arkadaşlar. Yok, aynen. Ekmekten işimiz yok. Her yerde veya yıkıldı. Hayvanı anne oraya koymadık. Tüpçü. Arkadaşlar tüpümüz bitti. Üst katı tüpü bitti. Şimdi tüpçü gelecek. Biz evde olmayacağımız için kartı bir yere koyduk. Ben hiç yapmadım. Anne ne alacağız bakalım Abdübaşı'nın pazarından? Deterjan mı? Hı. Bir deterjan için mi gidiyorsun şimdi? O zaman yarın çağırırız. Kahvaltıyı çağırdım yani. Yarın sabah kahvaltıyı çağırdım bu beraber gidiyoruz. Biz daha neşeli otururuz akşam sanmıyorum. Özman bir fotoğraf çekti. Hem ben yarın izinliyim değil mi? Ben değilim o zaman. Ben anneme mesaj atar. Yani gelince tasi. Gelincik. Aynen. Şimdi biz yavaş yavaş gidelim bakalım hadi. Yandan çakız yandan. Ben yolda aşkım ya. Bilmiyorum sen fındık yediği galiba fındık tuttu. Arkadaşlar yola çıktık şimdi. Yavaş yavaş gidiyoruz Abdübaşı'ya. Abdübaşı. Bartın Abdübaşı. Bize bir 15 km uzaklığı var yok. Hep beraber şimdi gideceğiz. Alışverişimizi yapacağız. Koyulu Pazarı var orada. En fazla zaten satıcılar var. Elbis satıcıları geliyor. Ondan sonra meyve satıcısı. Öyle yani en çok bulabileceğiniz. Bir de hırdavat. O şekil şeyler de çok satılıyor. Bakalım olalım da size çekimler yapmaya çalışacağım. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Bol yeşillikli. Bizim Bartın'ın yolları. Şimdi oraya giderken iki tane de tünelden geçeceğiz. Yan tarafında da hemen baraj var. Şimdi gidelim bakalım şimdi hep beraber beraberce. Yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar. Şöyle bakayım pazar bayağı bir hareketli. Annemden eşim ayrıldı. Onlar eşarplara falan bakıyorlar. Elbise kısmına. Biz de babamla şöyle dolaşıyoruz. Ayakkabı satan. Şöyle değişik değişik şeyler satan. Her yer farklı farklı. Biz de babamla biraz dolaştıktan sonra çay içmeye gidiyoruz. Bugün bayağı bir kalabalık. Değil mi baba? Pazar bugün kalabalık. Aynen. Böyle şöyle. Ters şeyler de var. İkinci el. Arkadaşlar bizimkileri bekliyor şimdi. Annemden eşimi. Bakın pazar gayet güzel hareketli. Bunlar da geliyorlar şimdi yavaş yavaş. Bir market alışveriş yapacağız bakalım. Arkadaşlar şimdi market alışverişini yapmaya başladık. Bakalım eksikler var. Onları alacağız. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Baba
Çay var mı çay? Çay var. Çay var değil mi? Bu öğün çay almıyoruz. Süt, süt, süt. Sütün fiyatı ne kadarmış arkadaşlar? Süt 27 TL. Burası Tarım Kredi Kooperatifi. Bizimkiler gidiyorlar tarafa doğru bakıyorlar. Baba var ya şu sanayi bu. Canım bak sen şu sanayi yol bana biraz uygun geldi. Ne kadar? 109 TL ama o altılı. İyi mi sence bizim? Bir tanesi 26 lira. Orada tanesini 26'ya satıyorlar. 26. 20, 40. 90, 100. 5 tanesi 100. Bu daha şey. Karlı. 20 liradan hesaplarsa 5 tanesi 100. Burada 6 tane var. Bence bu daha karlı. Alacak. He? Alacak. Biliyor musun ki ihtiyaç var mı? İhtiyaç varsa yoksa duruma göre her şey fiyatı küçük zaten. Neyse arkadaşlar biz şu alışverişimizi yapalım. Arkadaşlar bakayım çarşıdan geldik. Sıcak zaten fazla durmadık. Hemen alışverişimizi yaptık. Şöyle gelirken de karpuz aldık. Kilosu 5 liraydı değil mi baba? Herkes kapışan ediyordun. Adam dedi ki şeker gibi çıkmazsa geri götür abi dedi. O kadar garantili dedi. Kilosu da 5 lira olunca biz de hemen aldık tabi. Gerçekten de çok güzelmiş. Biz bunu şimdi afiyetle yiyelim. Beğendin mi baba nasıl karpuz dedi? Yiyelim bakalım. Arkadaşlar kedilere ekmek atıyorduk. Yemeyeler yavrularına et veriyorlar. Bak en son yavrusunu çağırdı. Dolsu da işte. He? Ne? Ekmeğiyle süt. Bir de şeker katacak için he. Evet. Ben güzel yaptım. Yap. Okey arkadaşlar. Kedi yerken isim geldi değil mi doğru? Şurada ya? Da var bir tane yavru o gelme. Çok kötü bakıyor. Yani çok sıcaklamışlar bakayım. Böyle hepsi bölgeye kaçıyorlar. Şimdi bakalım koyunlara bakacağız. Koyunlar ne alemde? Şöyle buğday da koyduk. Onu da yememişler. Evet arkadaşlar bu videomuzu bir türlü bitiremedik. 2-3 günlük video bu. Ara ara böyle çekimler yaptım. Çünkü Ankara'ya gittik, sağa gittik, sola gittik derken biraz günlerimiz yoğun geçti. Biliyorsunuz bir tedavi süreci içerisindeyiz. Bunu da Allah'ın izniyle sonuna kadar sürdürüp inşallah güzel haberle alacağız diyelim. Hadi hep beraber şimdi koyunlarımıza bakalım. Halen abone olmadıysanız kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın.